Değerli basın emekçileri, her şeyden önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız bildiğiniz gibi bundan birkaç hafta önce Amerika'da bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. Ve bilimin ufkunu Türkiye'ye taşımak üzere bilim insanlarıyla, teknoloji üretenlerle birlikte yeni bir ekonomik düzenin ilk adımlarını atmıştı. Bugün İngiltere'de başladığımız ziyaretimizde de bu sefer bilimi üretenlerle parayı buluşturacak, ülkeyi kirli paranın içerisinde boğan bugünün karanlığı yerine genç girişimci ruhun önünü açan ve aydınlık yarınları inşa edecek olan teknolojiyle buluşturacak temiz parayla görüşmeler yapıp yarının, geleceğinin, aydınlık günlerini inşa etmenin adımlarını attı. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu sığ siyasi tartışmalar yerine gerçek gündemi oluşturan, işsizliğin, yoksulluğun, yoksunluğun ortadan kalkacağı, ürettiğimiz, gençlerin bilimle, teknolojiyle buluştuğu ama en önemlisi bu bilimi ürettikleri ve ürettikleri bu bilimin için yatırım yapmak üzere Türkiye'ye gözünü dönmüş olan yatırımcılarla bir araya geldikleri bir geleceği inşa ediyor olacağız. O derece bir ilgi var ki Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu aydınlık gelecek iddiasına, normalde 2 gün için planlanmış olan İngiltere seyahatimizi 4 güne çıkarmamız gerekti. Çünkü yatırımcılar Türkiye'nin bu aydınlık gelecek iddiasından büyük bir heyecan duyuyorlar ve yeşile, çevreye, sosyal adalete, teknolojiye, bilime yatırım yapacak bir coğrafya olduğunu bildikleri Türkiye'nin bu yönde atacağı adımlar için de herkes hazır bekliyor. Dolayısıyla bugün işte bu genç siyaseti gençlerle birlikte var eden bir anlayışla İngiltere'deki toplantılarımıza başladık. Soru sorabiliyor muyuz? Buyurun. O zaman Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'den ayrılmadan önce bıraktığı gündem devam ediyor. Erdoğan en son kendisinin iddialarıyla ilgili hukuk önünde de hesap vereceğini söyledi. Şimdi kendisi olsaydı onu soracaktık ama siz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin gündemi bu. Türkiye'nin gündemi temiz parayla yatırım yapılan, siyasetin kirlilikten arınmış olduğu ve gençlerin var olan dinamizmini ekonomik istihdam alanlarına aktaracak bir geleceği ortaya koymak. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'de ortaya koyduğu iddia da buydu. Bugün burada büyütüyor olduğu ve yatırımcılarla buluşarak başka bir Türkiye mümkün dediği iddia da bu. Şunu da söyleyelim, esasında gerçek gündem buyken bu kirli paralarla iş yapılan bir Türkiye'yi ortaya koymuş olanlar onun yaratmış olduğu büyük insani maliyeti de itiraf etmiş oluyorlar. Ama eğer ki vatandaşlarımızın içine hapsolduğu bataklığı görmüyorlarsa biz onları uyuşturucu mafyalarına teslim ettikleri gençlerin yaşıyor olduğu ağır koşullarla buluşturmak için onlarla Bağcılar'a gidebiliriz, Sultanbeyli'ye gidebiliriz. Kaynağı gerçek burada yaşıyor. Bir bilgi vermiş miydi Kılıçdaroğlu? İddiasının kaynağına yönelik bir açıklama yapmış. Türkiye'de yaşananlar ortada. Yaşanan bir gerçeklik var ve Türkiye'de OECD'nin, hatırlayın geçtiğimiz yıl mali eylem görev gücünün ortaya koymuş olduğu rapor şunu söylüyordu. Türkiye var olan koşullarla gri listeye alınmıştır diyor. Yani Türkiye'de temiz paradan ziyade kara para diye adlandırdığımız suça bir biçimde bulaşmış olan parayı kontrol etmek için ihtiyaç duyulan adımlar atılmamıştır demişti. Ve hatırlayın 2022'de yeni raporuyla dedi ki gri listede devam etme zorunluluğu ortadadır. Şimdi bu gerçeklik ortada. Annesinin canına kıyan, kendi canına kıyan çocukların yaşıyor olduğu ağır uyuşturucu maliyeti ve yükü ortada. Bu gerçekler ortadayken konuşmamız gereken başka bir Türkiye. Bu çocukların temiz yatırıma erişebildikleri, doğayla barışık, sosyal adaleti büyüten, istihdam alanları yaratan, teknoloji ve bilimle onları buluşturan bir geleceğe çok açlar, çok ihtiyaçları var. Sayın Genel Başkanımızın orada kurduğu iddiada, burada büyüttüğü sözde işte tam da bu geleceği tarif ediyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok teşekkürler.